Öyle yapıyorsun, kapısı açılıyor. Kapı. Şöyle yapıyorum, kapı açılıyor. Böyle vuruyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Okuyorum programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli teknoloji haberi gündeme damgasını vurdu. İlk haberimiz nereden geliyor arkadaşlar? Rekabet Kurulu Google'a... Türkiye'den. Evet, Türkiye'den geliyor ve Rekabet Kurulu Google'a yine bir ceza kesti. 200... Google bunları ödüyor mu abi ya? Kesiyor. Ödemek zorunda. 296.1 milyon TL'lik bir ceza kesti. Arama sonuçlarında bazı işte farklılıklar veya işte kayırmacılık yaptığı şimdi gerekçesiyle. Şimdi adam bunu dolar bazında alıyor. Ya tabii canım, para değil ki o. Ki yani Google için. Şimdi... Milyon dolar değil zaten ya. Milyon TL... 296 milyon, 300 milyon desek? Yani hesaplayamadık. Error verdik burada. 5 TL 8, 45 milyon dolar falan yapar yani 400 milyon olsa demek ki 3-4 milyon falan yani. Yani bir şey değil yani bunun yani. Kaç, bunun bir günlük işte bir, şey bir, ya, yemek masrafı falan. Aynen öyle, o yüzden çok büyük bir para. Abi, Türkiye bize ceza kesmiş. Kaç para? 3 milyon. Sağ ol şu ya. Kredi kartıyla çektirin gelin diye. Aynen öyle bir şey oluyor. Ya şimdi şey falan kesiyor Avrupa. Direkt böyle 300 milyon dolar, 500 milyon, milyon dolar. 10 milyon euro kesiyor mesela. Aşırı büyük Apple'a cezalar kesiyorlar. Ama Türkiye'nin kestiği onların yanında işte böyle devede kulak falan kalıyor. TL kesiyor da TL'ye de biraz arttırmaları bence iyi olur sanki ya. Neyse. Ama cezaları böyle ne bileyim dolarla mı kesiyor? Hem ülkeye dolar girişi de olmuş olur bak. Evet. Şimdi çok çok önemli ve Türkiye'yi ilgilendiren bir haber, hatta bu sabah taze taze geldi. Biz bu videoyu cuma günü çekiyoruz. 16 Nisan. Sabah değil, bu gece hatta. Gece geldi tabii, doğru. Diye de falan baktım. Evet, eyvah dedi Osman. Karalar bağladı. Kripto paralarla ilgili bir yasak geldi. O da şu. Paraların... Aslında abi şimdi o yasağın daha tam içeriği belli değil. Tam belli değil. Biraz karışık. Çünkü... Böyle ucu açık. Ucu açık bir açıklama yapıldı. Yani ben bu açıklamayla ne istersem yaparım bir mani diye bir şey. Ama temel amaç şu benim düşündüğüm. Şimdi bu özellikle birçok kişi kripto para borsasında para çevirenlerin %90'ı diyebilirim. Binance diye bir kripto para borsası var. Oranın üzerinden çeviriyorlar parayı. Çünkü orada çok fazla coin var. Şimdi Türkiye'deki borsalara baktığımız zaman Paribu olsun, BTC Türk olsun, diğerleri olsun. Yani coin sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla insanlar... Orada bulamadıkları zaman coin'leri ne yapıyor? Adam gidiyor mesela Binance'da, yani binlerce coin var. Oradan çeviriyor. Ama Binance'tan parayı çekerken ve yatırırken Papara'yı kullanıyorlardı. Ya da Inina. Devlet de dedi ki ben bunları takip edemem. Çünkü Papara'ya bir para yolluyorsun sen mesela. Atıyorum 1000 lira yolladın Papara'ya. O 1000 liranın kaçını işte Binance'a yolladın belli değil. Bunu evet, takip edemiyor devlet. O yüzden... Zaten orada direkt belli etmiş elektronik para bilmem ne diye yazmış orada. Onları aradan çıkarmak için böyle bir yönetmelik yayınlandığını düşünüyorum ben. Ne diyecek? Banka üzerinden gönder. Banka üzerinden al. Ben seni takip edebileyim. Vergini evet, de ona göre kesebileyim. Zaten bir... vergi geleceği açıklanmıştı. Evet, bu da. Vergiyi de işte bu adımı attılar. Onun üzerinden vergilendirecekler. Bir de o açıklamada şu var. Türkiye'de çok yaygın da dünyada yaygın da. Mesela Tesla bile Bitcoin'i araba satmaya başlamıştı. Ha, evet. O tarz ticarete yasak geldi. Yani sizin Türkiye'de herhangi bir şeyi, hani ben işte Bitcoin'i alıyorum ya da başka bir para birimini alıyorum, satıyorum gibi bir iş yapmanız artık yasaklandı. Yani yapamayacaksınız. Çok yoktu zaten. Çok değil. Köfteci, lahmacuncu falan yapıyorlar. Ya onlar da. Şov yapıyorlar. Yani. Tabii. İşte Avax ile çiğ köfte. Yani adamın işi gücü yok, orada gidecek 2 saat. 10 liralık çiğ köfte için Avax'tan girecek. İşte transferini verecek falan filan. Yani. Şov amaçlıydı. Ama güzel olabilirdi. Tabii onun da önüne geçilmiş oldu. Bir diğer haberimiz yine Türkiye'den. Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasını 2 ay daha önce için kapatıyor. Bir Fiat Tofaş üzerine böyle bir haber çıkmıştı. Çip krizinden ötürü. Ford da zaten 3-5 gün kapatmıştı. Yani şimdi biraz daha 2 ay gibi kapatıyor. Kapanma ortaya çıktı. Bu çip krizi arkadaşlar uzun bir süre daha devam edecek. Çünkü halihazırda üretim kapasitesi belli. Bu üretim kapasitesinin artması için en az bir 3-4 yıl gerekmesi. 3-4 yıl bir süre gerekiyor. O yüzden de yani önümüzdeki 3-4 yıl boyunca bu çip krizi sürecek gibi görünüyor. Bir de bu tabii kripto para mining olayı da çok fazla etkiledi. Şimdi Bitcoin'in biliyorsunuz antminer makineleri var. Bunlar için yüksek ileri düzey çipler gerekiyor. Ki bu makinelerin tanesi şu anda 60 bin 70 bin liraya falan satılıyor. Onları biz almıyoruz ama kurumsallar mesela aynı anda 20 bin makine, 30 bin makine, 50 bin makine falan alıyor. Onun haricinde GPU ile yapıyorlar zaten biliyorsun. Orada da yine yüksek düzey çipler gerekiyor. Ekran kartları için onlar da zaten yetişmiyor. O yüzden bu kriz arkadaşlar
Bir süre daha devam edecek. Yani 2-3 yıl daha devam etsin. Bu arada Ford'un bu 2 aylık yani 19 Nisan'la 13 Haziran arasındaki kapanması aslında her sene bir belli bir planlı kapanma yapıyorlarmış. Hem bakım için hem diğer hazırlıklar için, yeni modeller için biraz öne çekmiş oldular. Çünkü Nisan'da değildi bu kapanma. Onu da belirtelim. Bir diğer haberimiz yine otomobil camiasından. Hyundai Elantra modelini tanıttı Türkiye'de ve piyasaya sürüldü araç. 230 bin liradan başlıyor. 400 bin liraya kadar çıkıyor fiyatı. Bir de yeni bir otomobil daha tanıtıldı. Onu da söyle bari. Evet, Mercedes EQS tanıtıldı. Ki biz EQC'yi inceledik. Yakında YouTube kanalımızda olacak. Bu S. Bu S modeli lüks sedan diye geçiyor. %100 elektrikli. Acayip bir araba. Şöyle yapıyorsun, kapısı açılıyor. Şöyle yapıyorum, kapı açılıyor. Böyle vuruyorsun. Çok acayip bir şey. Dokunmuyorsun yani. Arabaya biri gelecek. Dokunma. Diyorsun. Evet. Açılıyor. Tabii EQC 1.2 milyon TL'ydi. Bu da herhalde 2 milyon falan olur. 2.2-3 milyon evet. Falan böyle var. Testte yani. Gelirse kullanırız inşallah. Ama 2022 2022 gibi falan gelir. Kullanamayız. Öyle bir durum var. Evet. Bir diğer haberimiz Apple 20 Nisan'da bir etkinlik düzenleyecek. Yeni nesil iPad bekleniyor. Bir de kalem malem bir şeyler diyorlar. kalem stylus. Ben yeni nesil çıkacakmış falan filan da. Yani klasik Apple etkinliklerinden bir tanesi daha yeni nesil iPad modelleri gelecek. Evet. Belki bir iki MacBook tanıtabilirler. Bu Touch Bar'ın kalkacağı falan söyleniyordu. Biliyorsun onunla ilgili çok büyük sıkıntılar vardı. Hatta bazı kullanıcılar Apple'ı mahkemeye vesaire verdiler. Taş barda kalkabilir ama yine de arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Evet, bir diğer haberimiz bir de kripto piyasasıyla ilgili Bitcoin'in rekor üzerinde rekor kurdu. Sadece Bitcoin değil aslında. Ben orada Dogecoin'e bir parantez açmak istiyorum. Açalım. 64 bin dolara çıktı bu arada Bitcoin bir ara. Bitcoin 64 bin dolar oldu da Dogecoin %500 falan yine değer kazandı. Böyle bir uçtu. Yani 2-3 ay öncesine kadar ilk yüzde bile olmayan kripto para dün hep Elon Musk. Hep Elon Musk'ın da. Elon Musk işte geçen gün dedi yok Mars'ın para birimi Dogecoin olacak falan. Adam falan. Şakasına bir tweet attı. Kaptı gittiler diyorsun. Bir diğer haberimiz Microsoft 19.6 milyar dolara Nuance isimli firmayı satın aldı. Belki Nuance'ı bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Çok çünkü bilinen bir marka değil. Ben de bilmiyorum. Hatta şöyle Microsoft'un LinkedIn'den sonra en fazla para verdiği şirket oldu satın alırken. Nuance yani. Nedir söylüyorum. Apple'ın Siri'si var biliyorsunuz. Siri'nin bir ses tanıma teknolojisi var. Hani bir şey söylediğiniz zaman. Onu geliştiren şirket. Onu satın aldı şu an. Evet. Yani Apple'a bir çalım atmış oldu. Apple'ın iş ortağını satın almış. Bunu sağlık sektöründe kullanmayı planlıyormuş. Zaten açıkladı Microsoft'ta bunu. Sağlık girişimlerinde kullanacak ki önümüzdeki 2-3 yıl daha biliyorsun bu pandeminin bu sağlık şeyi. Microsoft'un bu ne bileyim yatırımları bana çok ölü yatırım gibi geliyor. Hiç böyle yatırım yapıp da böyle çok iyi bir yere ulaştırdığı bir firma olmadı. Ama şöyle, anlıyor zaten, ya bu büyük firmaların tamamı, sadece Microsoft için söyleyemem. Büyük firmanın tamamı zaten alıp da o firmayı büyütmek için almıyor. Kendi iş modellerinin içine... Microsoft genelde böyle alıp batırıyor. Yani bak, şöyle... Facebook'ta o yok mesela. WhatsApp'ı aldılar, Instagram'ı aldılar ki daha böyle emekleme aşamasında aldılar. Ters örnek vereceğim şimdi. Oculus aldılar, ellerinde patladı. Oculus gözlük var ya... Ya ellerinde patladı sayılmaz ya. Yine de... Bir şeyler yapıyorlar da yani... O zaten teknoloji saçma da neyse o ayrı bir konu. Ya şimdi bunlar şöyle hiç yapmak için almıyor ki. Mesela atıyorum Skype aldı şey. Tamam, parası var tamam mı? Ya parası var. Bir yatırım anladım. Yapmak zorunda. İki onu alıp başka bir şeyin içine entegre ediyor ve orada kullanıyor. Adama soruyorlar niye aldın bunu? Param var diyor ya. Yani. Çünkü biliyorsun bu tip şirketlerin kasasında çok büyük para var ve bu parayı bir şekilde yatırıma daha katlamaya çalışıyorlar. Yoksa o markayı alıp da yükseltmek için değil. Ama tabii bunlar ayrı konular, ayrı hikayeler. 19.6 milyar dolar. İyi para be. Zenginin malı zürürün, çenesini yoruyor. Para. Evet arkadaşlar, bir teknoloji okuyorum programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir programla karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.